Alper Kul. Gelelim eşinizden sana. Gelen bilgiler. Çok takıntılıymış. İlaçları bile renklerine göre ayırırmış. Simetri hastalığı varmış. Gördüğü her şeyi sayarmış. Görsel hafızası çok iyiymiş. Lise sona kadar çok çirkin ve kısa boyluymuş. Pek bir değil. Hala da öyle, evet yani. Bunda niye böyle bir şey geldi anlamadım yani. Evet. Lise sona kadar çok çirkin ve kısa boyluymuş. Onu benden boyu değil uzas- o. Nasıl? Onu benden değil, ben bilmiyorum. Senin tabii zaten dönemin bir insan, hayatta tabii böyle bir şey gelişmez yani. Yani girme. Ha, o bilgi mi senden geldi? Evet, senden bilgi geldi. Benden gelmedi. Öyle mi ha? Tabii. Pardon, aileden. Boyu uzasın diye lisedeyken hormon ilacı almış. Boyu aynı kalmış ama ilaçlar yüzünden kıllanma başlamış. Hem kısa hem kıllı olmuş. Evet. Abi inandırıcı mı bu sonuç? Yok vallahi öyle oldu ya. Sınıfın en kısa kızından daha kısaydım. Hormon ilacı doğru aldım. Bu sefer göğsüm kıllanmaya başladı. Kaşlar var. Oradan. Kaşlar çıktı ama kafaya kadar çıkamamış kaş ya bir yerde. Bir yere kadar. Tezgahtarlık, kamyon şoförlüğü, otobüs işletmeciliği yapmış. At alıp satmış. Neler yapmış? At alıp satmış ya. Binicilik hocalığı yapmış. Her sabah uyandığında ben hasta oluyorum dermiş. Hemen ilacını alıp suyun altına girermiş. Senden. 13 aylık bebekleri Alp Arael, Alper'e hiç benzemiyormuş. Bu da anneden gelen bilgi. Evet. Çok şükür. Efendim Alper Kul'dan da eşi için gelen bilgiler. Aylin Kontante'ye. Bakalım. Güldür Güldür için audition çekimlerine gelmiş Aylin. İlk defa orada görmüş Alper onu. Görü görmez direkt ben bu kızla evlenirim diye düşünmüş. Wow. İki gün sonra yanına gidip şurada tatil yaparız, düğün şöyle olur diye anlatmaya başlamış. Evet. Aylin önceleri deli galiba diye düşünmüş. Ama iki ay içinde evlenmişler. Evet, evet, her şey bu gerçek oldu ya. Yani ne kadar inandırıcıysa demek ki adam. Ya adam da atalım satmış yani. Ya adam ya inandırıcı ya ısrarcı. Ya evet. Adam simsar abi. Yapar yani. Tanımaya başladıktan sonra işte televizyon programına katılıyor mesela. Orada böyle anlatıyor ne yaptığını, ne ettiğini. Ya da geçmişiyle ilgili böyle bir şeyler anlatıyor. Diyorum ki acaba bu çocuk beni de böyle kafesledi mi ama... Dedi ki ne düşünüyorsun? Elinde çocuk var. Aynen öyle olmuş zaten diye. Direkt yani o atı alıp satıyor, bilmem ne yapıyor filan. Bütün sohbetlere. İki ay içinde. Evet. Ama senin de bir gönlün varmış yani adam. Yani rica yani ederim. Bir durum varmış. Ha? Tabii canım. Ha? Benim ama yavaş yavaş arttı. Yavaş yavaş arttı. Ben tanıdıkça arttı. Evet. Biz Aylin'e işkence ettik, vurulmadım. Baskı yaptık. Çocuklar gelemedi. Biz Alper'le hafta içinde bizim evde oturduk, sohbet ettik. Gece saat, akşam saat 7'den gece saat 3'e kadar falan. Gerçekten seninle ilgili çok 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 büyük aşık. Yani söylediği şeyi sana söyleyeyim. Abi hayatım düzene girdi ve bu kızın benimle evlenebileceğini ben hayal bile etmiyordum dedi. Ve hayatımda yaşayabileceğim en güzel şeyleri yaşıyorum. Çocuğumuzla beraber dedi. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi oradan. Hey. Hey. Evet. Ama abi bak. Aylin onu nasıl gömüyor? Adam ne kadar güzel şeyler. Yok uyarınca duşa girermiş de hapları ayırırmış da. Yazıklar olsun. Ama hak etmiyorsun. Adam onu. Kadın haklı da yani. Şimdi bak yani şöyle öyle. Peki Alper eşine doğum günü hediyesi olarak beste yapıp hediye etmiş. Zamanımız ne kadar? Var değil mi biraz zamanımız? 10 dakika. Ya şu besteyi şu eşine nasıl yaptın o besteyi? Anlatsana. Bir kulaklık mı aldın? Ne yaptın? Kısa. At satıyorum yine. O gün yine at almışım. Bir tane kulaklık aldım doğum gününde. Lanetten bir tane sargı margı yaptım. Verdim Göztepe Parkı'nda. Çok da iyi niyetlidir. Sağ olsun çok sevinmiş gibi yaptı falan. Ve ay tam istediğim renk falan sağ ol dedi. Telefonda da işte internete yüklemiştim. Taktım kulaklığı. Bir deneyelim dedim çalışıyorum diye. Bastım işte ağladım ağladı. Ufaktan bozuldum ama kulaklığı görünce yani dedim hani hediye ne biçim yani bir şey bu ya. Ne biçim hediye evet diye. Bir içim cız etti sonra şarkı bir geldi orada. Ama yani sen kafeslemek için her şeyi yapmışsın gerçekten. Yani ya şarkının tamamını dinlememiz zor. Ama şarkıyı bir yere kadar bir altyapı girse üstüne sen olur, canlı canlı olur bir söyler misin? Söyleyecek. Niye söylemeyeyim? Hadi be. Harikasın. Aynı şarkıyı Aylin'den izin alıp filmde de sözlerini değiştirip kullandım. Ha kullandım. Bu arada aslında filme yapmıştı da onu. Ya.
Arada işte ondan. Olabilir biliyor musun? Öyle mi? Öyle galiba. Gerçekten. Bu arada bak şey... Çok teşekkür ederim Aylin'e. Çok minnacık bir rolü. Gerçekten bana destek olmak için olur olur da geldi. Evet, filmde başrolde başkaları var. Şey Aylin oynuyor ama ufacık yani. Yani bir dakikalık bile bir rolü değil mi? O civarda bir şey. Ya baktım ki başaracak o bir şeyler. Dedim onun arkasındaki kadın olmak için. Ah, doğru insan. Doğru insan önemli. Gerçekten. Girelim parçayı bakalım. Alper ne yapmış eşine? Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Dur! Adam şok oldu. Dur, adam parçayı bilmiyor. Dur, yani giremedi adam. Adam neler öğreniyorum. Hayatımda ilk defa böyle parça giren gördüm. Böyle zaten böyle şeyler yok. Abi, abi hazırlıklı ol, parçan giriyor. Evet. Hazır mısın? Girelim parçayı. Evet. Arkasını seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Ben küçüktüm, dağınıktım, adam oldum sevince. Ben küçüktüm, aşık oldum, tamamlandım teninde. Ben küçüktüm, dağınıktım, adam oldum sevince. Ben küçüktüm, aşık oldum, tamamlandım teninde. Seni bana 40 yıl sonra veren Tanrıma ah bin bir şükür olsun. Bana 40 yıl seni aratan Rabbime kocaman minnetler sundum. Seni bana 40 yıl sonra veren Tanrıma ah bin bir şükür olsun. Bana 40 yıl seni aratan Rabbime kocaman minnetler sundum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Artista var kardeşim efendim. Yandım ben. Onu ağlıyor. Ben de sana yaptım bir yani, tane. Ağlıyor. Seni sana ben, seni sana ben. Ne yaptın o işleri? Çok iyiydi. Vay arkadaş. Vay oturdun uğraştın yani bunlara. Gitti canım. Harikaymış. Bizim tabii bütün erkekler olarak şu anda gardımız düştü. Çıtayı öyle bir yere koydun ki kızların hepsi bekleyecek yani. Yani ben 2 ayda evlenmeyeyim de ne yapayım ya? Gerçek. Çocuk da doğurdu. Sonra bir parça daha geldi mi? Yok gelmedi. Yok o kadar. Yok, o tavladığıyla o kadar. Sonra çalmaya başladık. O kadar kaldı. Zirvede bıraktı abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,